Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Umuyorum ki hafta sonunuz gayet güzel geçmiştir ve yeni bir haftaya dinamik bir şekilde başlayabiliriz hep birlikte. Evet, yasal uyarımız bildiğiniz bir uyarı zaten. Buradaki hiçbir analiz asla ve asla yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı bildiğiniz üzere bankalar ve aracı kurumlar nezdinde imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmeleriyle ancak yetkili kurumlar aracılığıyla yapılabilen bir işlemdir. Değerli arkadaşlar, evet, Twitter üzerinde sizlerin en çok analizinin yapılmasını istediğiniz hisselerle ilgili yapılan değerlendirme sonrasında biraz önceki Petkim analizinde de vurgulamış olduğum gibi Aselsan, Türk Hava Yolları ve Trakya-Cam üzerinde duracağım. Aselsan ve Türk Hava Yolları ile ilgili olarak ayrıntılı bir analiz birkaç gün önce vermiştim. Dolayısıyla bu üç hisseyi biraz hızlı ve pratik bir şekilde analiz etmeye gayret göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar, Türk Hava Yolları'ndan başlayalım ve Türk Hava Yolları'nın son durumu hakkında bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları birkaç gün önce vermiş olduğum detaylı analizde de dikkat çektiğim en önemli unsuru itibariyle çok ciddi bir yabancı satışına maruz kaldı ve hala da bu haftayı da yabancı satışlarının etkisiyle geçirdi ve sonuç itibariyle bu hafta 14.14 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra 14.44 seviyesiyle haftayı tamamladı. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce bu hisseyle ilgili analiz yaparken birinci olarak yabancı satışlarına dikkat çekmiştim. İkinci olarak ise pivot seviyesi olan 15.10 seviyesinin aşağısında kalır ise, bu seviyenin üzerine çıkamaz ise 14.82'ye, eğer bu destekle kırılır ise 14.58, burası da kırılır ise 14.30'a kadar geri çekilme potansiyelinin teknik olumsuzluk sebebiyle mevcut olduğunu ifade etmiştim. Nitekim ve maalesef Türk Hava Yolları 15.10 üzerine çıkamadı ve bu hafta sırasıyla bu desteklerini kırmak kaydıyla 14.14 seviyesine kadar geri çekildikten sonra 14.44 ile haftayı tamamladı. Değerli arkadaşlar, bu hafta için Türk Hava Yolları'nın önemsenmesi gereken haftalık pivot seviyesi, bu hafta için geçerli olacak olan pivot seviyesi 14.55'tir. Yani arkadaşlar, pivot seviyesi biliyorsunuz bir denge noktasıydı. Bu seviyenin aşağısında kalınıyor ise şuradaki kırmızı bölgelere kadar geri çekilme ihtimalinin var olduğu veya ön planda olduğu düşünülebilirdi. Eğer bu pivot seviyesinin üzerinde kalınıyor ise nereye kadar yükseliş olabilir sorusunun cevabını birinci olarak 14.96 olarak alıyoruz. Eğer bu seviyede bir zorlanma olmaz ve yükseliş ivmesi devam edecek olursa 14.96'nın üzerinde nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını ise 15.58 ve 15.99 seviyeleri vermekte. O halde bu hafta Türk Hava Yolları için arkadaşlar özellikle takip etmemiz gereken seviye 14.55'tir. Son kapanışını 14.44 ile gerçekleştirmiş olduğunu hatırlatıyorum. Eğer 14.55 üzerine çıkarak bu seviyeyi bir destek olarak algılarsa bu durumda 14.96'ya kadar bir yükseliş potansiyelinin olabileceğini teknik açıdan dikkate alabiliriz. Şayet burası da aşılır ise 15.58 seviyesi hedef dahiline girmiş olabilir bu hafta için. Bu hafta Türk Hava Yolları ile ilgili olarak neler olduğuna bir bakalım. Yabancı yatırımcıların hangi tavırlar içerisinde bulunduklarını bir değerlendirmemizi alalım arkadaşlar. 14 Ocak tarihiyle 18 Ocak tarihindeki geçtiğimiz hafta içerisinde City yabancının 7.200.000 Petkim hissesinin verileri kalmış bir önceki analizden. Evet, Türk Hava Yolları'na geçtim şimdi. Evet değerli arkadaşlar, 14 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasındaki geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nda Deutsche yabancının 11 milyon lot civarında bir satışının olduğunu görüyoruz. City yabancının ise 23 milyon 600 bin lot civarında bir satışının olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'ndaki satış baskısı, zaten Türk Hava Yolları'nın fiyat değişimlerinden de anlayacağımız, yaşamış olduğu satış baskısından da anlayacağımız üzere yabancıların son derece etkin olduğunu görmüş bulunmaktayız. Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar, özellikle petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin gündeme gelmesi biraz etkili olduğunu söyleyebiliriz. Malum onun maliyetini etkileyen bir faktördür petrol fiyatlarının artması. Geçtiğimiz günlerdeki hareketliliği de yine bir anlamda petrol fiyatlarının 50 dolar seviyesine kadar geri çekildiği bir evrede bu durumun Türk Hava Yolları'na olumlu bir yansıması olduğunu zaten temel kriterler olarak biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Türk Hava Yolları ile ilgili olarak
Haftalık pivot seviyelerimizi ifade ettim ama bir de isterseniz size günlük pivot verileri hakkında malumat vereyim. Yani pazartesi günü için takip edilmesi gereken, önemsenmesi gereken pivot verilerine bakalım. 14.42 seviyesinin pazartesi günü için önemli bir pivot seviyesi olduğunu görüyoruz. Son kapanışının 14.44 ile bu seviyenin bir tık üzerinde gerçekleşmiş olmasını bir anekdot, olumlu bir anekdot olarak değerlendirebiliriz. Şayet 14.42 üzerinde kalmaya devam eder ise pazartesi günü için arkadaşlar önemsenmesi gereken seviye birinci olarak 14.65, ikinci olarak 14.83, 14.65 seviyesi aşılır ve destek olarak kabul edilirse 14.83, eğer 14.80 seviyesi de aşılacak olursa ki 14.80 arkadaşlar Türk Hava Yolları için önemli bir seviyedir. 15.06'ya kadar yönelimin devam edebileceğini söyleyebilmek mümkündür. Buradaki arkadaşlar grafiksel tabloya baktığımız zaman da Fibonacci çalışmamızın şurada gördüğünüz gibi %50 seviyesine denk gelen 14.15 seviyesini görmektesiniz. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşanmış. Zira 38.2'deki 15.53 seviyesinin kırılmasıyla, buradaki desteğin kırılmasıyla bir sonraki destek olarak bu %50 bölgesini ifade eden desteğin gündeme geldiğini görmekteyiz. Türk Hava Yolları'na şöyle geniş bir açıyla baktığımız zaman %50 desteği arkadaşlar Türk Hava Yolları için önemli bir destek konumunda. Şurada gördüğünüz gibi son 5-6 aylık bir süreci, bu bir haftalık grafiktir bu arada, bunu da hatırlatmış olayım. 5-6 haftalık, 5-6 aylık süreci dikkate aldığımız zaman Türk Hava Yolları %50 desteğinin aşağısına geliyor ama buradan bir tepki buluyor. Bakınız burada olduğu gibi, ufak tefek sarkmalar yaşamış olsa bile bunun ardından hemen etkili bir tepki yaşanıyor. Yine Türk Hava Yolları'nda aynı şey olacaktır gibi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Ama geçmiş hareketler her zaman için bir referans olarak kabul edilebilmekte. Dolayısıyla Türk Hava Yolları için yine 14 seviyesinin veya belki buralardan birazcık daha aşağı gelmek kaydıyla şuralarda olduğu gibi 14 seviyesine yakın seviyelere kadar bir geri çekilme, buralarda tekrar bir kısa vadeli dip yaptıktan sonra bir tepki bulma isteğinin gündemde olabileceğini dikkate alabiliriz. Ama Türk Hava Yolları halen küçük bir tepki yaşamıştır. Net bir şekilde aşağı eğilimini sona erdirdi diyebilmemiz kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil görünmekte. Bir de arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın teknik farklı argümanlarına bakalım isterseniz. Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken hemen belirteyim. Analizlerimde Matrix verilerini kullandığımı sürekli olarak vurguluyorum. Bir de teknik danışmanlığını şahsen yapmakta olduğum bir başka site var. Borsapivot.com isimli bir site. Bu sitede arkadaşlar birçok detay teknik ağırlıklı olmak kaydıyla, teknik konularla ilgili olmak kaydıyla şuralarda konu başlıklarını göreceğiniz gibi birçok detaylar verilmekte. Bu sitenin bazı bölümleri ücretlidir. Bunu özellikle belirteyim. Ama birçok veriye gecikmeli olarak da erişmeniz mümkün olabilecektir. Ben arkadaşlar bu sitenin verilerinden de sizlere analizlerimde istifade etmekteyim. Yine hemen ön sayfada, ana sayfada gerek endeksin günlük, haftalık, aylık gerekse VIOP 30 sözleşmelerinin günlük ve haftalık destek ve dirençlerini, pivot verilerini de rahatlıkla her gün takip edebilirsiniz. Her gün güncellenmekte olan bir sitedir. Evet, ben teknik analiz bölümüne gireceğim. Türk Hava Yolları'nın kısa vadeli göstergelerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın kısa vadeli göstergeleri Türk Hava Yolları SAT konumunda olan bir teknik sinyalleri itibariyle o konumda olan bir hisse. Dolayısıyla arkadaşlar ben hisse adını yazmak suretiyle Türk Hava Yolları'nın son durumunu görüyorum buradan. 15.72 seviyesinden Türk Hava Yolları için 12 gün önce bir olumsuz sinyal oluşmuş teknik sinyaller itibariyle ve bu sinyalin ardından da %10 civarında bir kayıptan korunma şeklinde bir sonuç ortaya çıkmış görülmekte. Evet değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları için söylenebilecekler bundan ibarettir. 14.42 seviyesinin üzerinde günlük bazda ve diğer taraftan da haftalık pivot seviyesi itibariyle baktığımız zaman da 14.55 üzerindeki kapanışlarını görebiliyor isek eğer Türk Hava Yolları'ndaki olumsuz görüntünün kaybolmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama 14.55 aşağısında kalmaya devam ediyorsa, bu seviyeye yaklaşırken yine bir direnç etkisi yaşıyorsa 13.90-93 seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimali, yani şurada belirtildiği gibi %50 desteğinin aşağısına bir sarkma yaşama ve ardından da yine aynı şey söz konusu olacak olursa bir tepki arama tablosunu görebiliriz. Değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları'ndan sonra
Bu hissemizin ardından bir diğer hissemiz olarak evet. Yine analizini birkaç gün önce yapmış olduğum Aselsan'a geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar, Aselsan hissemizle ilgili olarak durum ise bu hisseyle ilgili analizimizi yaparken haftalık pivot seviyesinin 23-22 olduğunu ve 23-22 üzerinde kalırsa, burada kalmaya devam ederse ilk önce 23-79 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyelinin olabileceğini, ardından da bu seviyenin açılması durumunda da 24-32'ye kadar bir yükseliş potansiyeli olabileceğini vurgulamıştım. Ve arkadaşlar Aselsan'ın geçtiğimiz haftaki tablosuna baktığımız zaman ise Aselsan 24-22 seviyesine ulaşmış. Yani şurada görmekte olduğunuz gibi 23-22 pivot seviyesi üzerinde kalmayı başarmak suretiyle şu bölgeye kadar yaklaşmayı ve sonuç itibariyle de 24-16 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmeyi başarıyor ve haftalık pivot seviyesi, bu hafta için geçerli olacak olan pivot seviyesi 23.85 olduğu dikkate alınırsa bu pivot seviyesinin üzerindeki bir kapanışını olumlu bir teknik durum olarak değerlendirebiliriz. Sevgili arkadaşlar, Aselsan'la ilgili olarak Fibonacci çalışmamız bize şu hususu ön plana çıkarıyordu. 23.6'ya denk gelen 25.62 seviyesinin aşağısında kaldıkça 22.5'lar, 23.5'lar bölgesine doğru bir geri çekilme yaşıyor ama buradan sonra tekrar yine şu direnç bölgesini aşmak adına bir gayret içerisine giriyor. Benzer durum yine söz konusu olacak olur ise şu an takip etmemiz gereken en önemli direnç bölgesi arkadaşlar 25.62 seviyesidir. 2 haftadır olumlu kapanış yapmakta ve 24 seviyeleri civarına geri çekildikten sonra evet 22.50'ler seviyesine kadar geri çekildikten sonra bir tepki arayışı yaşıyor. Eğer ki bu tepkinin devamı söz konusu olur ise, ciddi bir para çıkışı yaşamaz ise ve yabancıların da ilgisi eğer son birkaç günde olduğu üzere devam edecek olur ise, bu durumda yine 25.62 seviyesinin zorlanması, şayet burası bir destek haline getirilebilecek olursa ki geçmiş haftalarda olduğu gibi 27-27.5'lara doğru yönelmesi mümkün olabilir. Aselsan'la ilgili olarak birkaç gün önce yapmış olduğum detaylı analizde Aselsan'ın net bir şekilde, ciddi bir şekilde bir yabancı ilgisinin henüz tam anlamıyla oluşmadığını, genel olarak 22.5-23'ler seviyesine geri çekildikten sonra 30 seviyesine yaklaşırken bir direnç etkisi bularaktan tekrardan bu bölgeye geri çekildiğini, yani %15'lik, %20'lik bir dilim içerisinde bir trade hissesi olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade etmiştim. Ne zaman ki Aselsan 30 seviyesinin üzerinde net kapanışlar yapar ise, işte o zaman Aselsan için artık bir yükseliş trendinin başlamış olacağından söz etmek, kısa vadeli iniş ve çıkışlardan kurtulup da bir trendin başlamış olabileceğinden söz etmek mümkün olabilecekti. Bunu ise sağlayabilecek olan güçlü yabancı alımlarıydı. Yabancı alımlarının çok net bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Ve bir önemli husus olarak da 30 seviyesinin üzerine çıkıldığı zaman 30 ila 33 seviyeleri aralığının çok yakından izlenmesi gerektiğini, bu bölgede bir süre oyalanma yaşama ihtimalinin mevcut olduğunu vurgulamıştım. Arkadaşlar Aselsan'ın geçtiğimiz hafta içerisindeki durumuna bir bakacak olur isek, yabancının maalesef yeteri kadar ilgi göstermediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi geçen hafta 750 bin lot civarında Deutsche yabancının ve 133 bin lot civarında da City yabancının satış yaptığını görüyoruz. HSBC'yi yabancı lehine işlem yapan, ordine kabul eden bir aracı kurum olarak değerlendirecek olursak da 450 bin lot civarında bir alım ilgisi söz konusu olmuş. Daha önceki tarihler itibariyle, yani biz bir Ocak ayının ilk gününe dönelim, son 20 günlük bir süreye baktığımız zaman Aselsan'da Deutsche yabancının 11 milyon lot civarında alımı var iken City yabancının 9.3 milyon civarında bir satışının olduğunu, iki yabancı kurum arasındaki daha doğrusu bir yabancı kurumun sattığını, diğer yabancı kurumun karşılamaya çalıştığını görmüştük. Ama netice itibariyle yabancı ilgisi çok az da olsa son günlerde oluşmaya başlamış. Şuradaki Deutsche yabancı ile City yabancının arasındaki 1,5 milyon lotluk farkı dikkate almak kaydıyla bunu söyleyebiliyoruz. Evet, Aselsan için teknik görünüm ne ifade ediyordu arkadaşlar? En son Aselsan için analiz yaptığımda Aselsan'ın olumlu bir sinyal ürettiğini kısa vade için hatırlıyorum. Ben yine
Olumlu sinyaller bölümünden Aselsan hissemi aratacağım. Son, evet, 18 Ocak tarihi itibariyle, yani Cuma günü kapanış itibariyle yapılan değerlendirme sonrasında arkadaşlar, Aselsan 23.72 seviyesinden, ki bu seviye benim ilk analiz yaptığım tarihti, 23.72 seviyesinden olumlu bir teknik sinyal üretmiş ve sonuç itibariyle %2'ler civarında bir primlilikle de haftayı 24.16 seviyesinden kapatmış. Hala bu olumlu sinyalin, kısa vadeli olumlu sinyalin mevcut olduğunu görmekteyiz. Evet arkadaşlar, diğer bir hisse olarak, son hisse olarak ise Trakya Cam hisseme geçmek istiyorum. Evet. Trakya Cam hissesi arkadaşlar, Twitter'dan yazmış olduğunuz hisse analizi taleplerinde diğer hisselere oranla biraz daha fazla sorulmuş olan bir hisse olduğu için şu an gündeme aldım. Bu Twitter üzerinden sizlerin isteklerine bağlı olarak analiz yapma konusunda anketlere devam edeceğim. Bu sebeple sizler de analizinin yapılmasını istemiş olduğunuz hisseler konusunda Twitter üzerindeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Trakya Cam gerek inşaat sektörü adına olsun, gerek otomotiv sektörü adına olsun, birçok anlamda cam ile alakalı olan sektörlere ürün imal etmekte olan bir sektör özelliğini taşımakta ve dolardan olumlu etkilenmekte olan, dolardaki fiyat artışlarından olumlu etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen bir hisse senedi konumundadır. Ve Trakya Cam'ın son dönemlerde malum endeks koşulları vesaireler nedeniyle 5 seviyelere yakınlarından başlayan sert bir geri çekilme ile 3 seviyesinin aşağısına kadar gerilediğini ve buradan bir tepki arayışı içerisine girdiğini son 2 haftalık kapanışları itibariyle görmekteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Trakya Cam'ın 2.81 seviyesine kadar gerilediğini ve buradan bir tepki arayışı içerisinde olduğunu net olarak görebiliyoruz. Arkadaşlar, Trakya Cam'a çok geniş bir açıdan baktığımız zaman, yani bir seviyelerini dip seviyesi kabul etmek kaydıyla ve 5 seviyesi civarlarını bir tepe noktası olarak kabul etmek kaydıyla, özellikle bu seviyeden başlayan etkili ve kararlı yükselişi çalışmalarımıza konu etmek veya ön planda tutmak kaydıyla, Trakya Cam için arkadaşlar görünen %50 seviyesinde, yani 2.93 seviyesinde önemli bir destek bulunuyormuş. Ve şu anda görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, önceki destekler kırılıyor ve %50 desteğine gelindiğinde yaklaşık 2 aylık bir süredir, 2,5 aylık bir süredir bir direnme olduğunu görüyoruz. Yani bu desteği kırmamak adına bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şuradaki destek kolay kırılmış denilebilir. Şuradaki destek çok daha kolay kırılmış olduğunu görüyoruz. Hiçbir oyalanma görmüyoruz. Ama bu bölgede bu desteği korumak, bu desteğe yaklaşırken veya aşağısına küçük sarkmalar olduğu anda bir yukarı yönlü bir isteğin oluştuğunu görmekteyiz. Ve Trakya Cam arkadaşlar geçtiğimiz haftayı %5,5'luk bir primle kapatmış bulunuyor. Dolayısıyla Trakya Cam son kapanışını 3.24 seviyesinden gerçekleştirmiş ve en yüksek olarak 3.28 seviyesini görüp de 3.24 ile, yani en yüksek noktasına yakın bir noktadan kapanış yapmış olması teknik göstergelerinde doğal olarak olumlu etkilemiş olacaktır ve 3.24'lük kapanışı pivot seviyesi olarak gördüğümüz 3.20 seviyesinin de üzerinde olmakla Trakya Cam için bu hafta herhangi bir ekstra olumsuzluk olmamak kaydıyla mevcut koşulların, endeksin de içinde bulunduğu mevcut olumlu koşulların devamı dahilinde Trakya Cam için son kapanışının olumlu bir haftalık kapanış olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Ve şayet Trakya Cam 3.20 üzerinde kalmaya devam ederse ve olası geri çekilmelerde, endeksin olası düzeltmeler yaptığı anlarda 3.11-3.12'ler seviyesine yaklaşır iken kısa süre içinde tekrar 3.20 üzerine çıkabiliyor ise eğer ve bu seviye aşağısına gelmek istemeyen, bu seviyenin aşağısında kapanış yapmayan bir görüntü arz eder ise, bu hafta için Trakya Cam'ın 3.20 üzerinde kalmak koşulu ve şartıyla 3.37 seviyesine kadar yönelebileceğini, eğer ki 3.37 seviyesinde bir zorlanma yaşamaz ise veya yaşamış olduğu zorlanmada olası geri çekilmelerde 3.20'nin aşağısına gelmeyen ve tekrar buradan bir atak yapan bir görüntü sergileyebiliyorsa, bu durumda 3.37 direncinin aşılabileceğinden ve aşılması durumunda 3.46 ve 3.63 seviyesine kadar devam edebilecek bir teknik gelişim gösterebileceğinden bahsetmek mümkün olabilir. Ancak önemli olan 3.20 desteğinin korunabilmesidir sevgili arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar
Fibonacci kriterleri itibarıyla baktığımız zaman ise %50 seviyesinin desteğini az önce ifade ettim. Bu destek üzerinde arkadaşlar bir sonraki Fibonacci noktamız çok kolay kırıldığını söylemiş olduğum, şurada gördüğünüz gibi söylemiş olduğum 38.2, yani 3.39 seviyesine denk gelen dirençtir. 3.39 seviyesi arkadaşlar şurada da görmekte olduğunuz gibi 3.37 ile pivot seviyeleri olarak da hesaplanmış durumda. Bu seviyenin kolay kırılmış olan bir destek olması nedeniyle biraz daha kolay geçilebileceğini düşünebiliriz. Bir destek veya bir dirençte ne kadar fazla zorlanma oluyor ise o destek ve direncin, yani ne kadar çok oyalanma oluyorsa, kırsam mı kırmasam mı adına ne kadar çok bir çaba gözlenebiliyorsa o destek ve direncin bir miktar daha güçlü olduğunu düşünebiliriz. Burada hiçbir çaba olmadığı için, çok net ve hızlı bir kırılım gerçekleştiği için bu direnci güçlü bir direnç olarak kabul etmeyebiliriz. Bu sebeple de 3.39'daki Fibonacci direncinin veya 3.37 olarak gördüğümüz birinci haftalık pivot direncinin biraz daha kolay kırılma ihtimalinin var olabileceğini dikkate alabiliriz. Tabii ki endeks koşulları destek vermek şartıyla. Ve bu seviyenin ötesinde 3.37-3.39 direnç bölgesinin geçilmesi durumunda ise öncelikle arkadaşlar şu 3.46 ve 3.63 pivot seviyelerimiz önemli olmak, bunları önemli birer viraj olarak izlemek kayıt ve şartıyla, eğer orta vadeli, kısa orta vadeli bir bakış açısı içerisinde bulunuyor iseniz, genel piyasa koşulları da buna el veriyorsa, önemli bir sıkıntı yaşanmıyor ise bu durumda arkadaşlar 3.39 seviyesinin veya 3.40 seviyesinin yuvarlak olarak söyleyelim bir destek olmak, destek olarak algılanmak şartıyla şu noktaya kadar yükselişin devam edebileceğini, teknik iyimserliğin bu seviyelere kadar ulaşabileceğini söylemek mümkündür kısa orta vadeli bakış açısıyla. Bu seviye arkadaşlar neye denk gelmekte tam olarak 23.6, yani 3.95 seviyesini ifade ediyor. O halde 3.46 ve 3.63 bölgesinden sonra 3.60 seviyesinin bir destek olduğunu görebiliyorsak veya genel anlamda 3.40 seviyesi üzerinde endekste yaşanabilecek olan geri çekilmelere rağmen bir tutunma gözlemleyebiliyorsak teknik iyimserliğin devam etmiş olabileceğini ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de arkadaşlar pazartesi günü için Trakya camın hangi seviyelerinin önemsenmesi gerektiğini vurgulamaya çalışalım. Evet, 3.24 seviyesinin pazartesi günü için arkadaşlar günlük pivot noktası olduğunu görmekteyiz. Son kapanış 3.24'ten gerçekleşmiş. Pivot seviyesiyle eşdeğer bir seviyeden gerçekleşmiş. O halde arkadaşlar 3.24 seviyesi pazartesi günü için önemli bir noktadır. Bu seviyenin üzerinde kalınıyor ise 3.29, 3.34 ve 3.39. Bakınız 3.37, 3.39 tekrar karşımıza çıkan bir seviye oldu. Demek ki bu seviye Trakya Cam için çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir seviyeymiş. 3.24'ün aşağısında kalındığı zaman ise 3.19, 14 ve 0.9 seviyelerine kadar pazartesi gününe ait, bu bir günlük grafiktir, günlük pivot verileridir, pazartesi günü için geçerli değerlerdir, salı günü farklı değerler oluşacaktır kapanış seviyelerinin sonrasında tabii ki. Ve arkadaşlar bir de Trakya Cam'ın takas durumuna bir bakalım. Son hafta itibariyle neler olmuş, neler bitmiş Trakya Cam'da. Evet arkadaşlar, Trakya Cam'da 2019 yılı itibariyle genel durumu ifade etmekte. 2 Ocak ile 18 Ocak. Bunu da görmüş olalım arkadaşlar. 4.7 milyon lot civarında Dolce yabancının Trakya Cam'a ilgisi olduğunu görüyoruz. City yabancı ise 1 milyon lot civarında bir satış yapmış ama 3 haftalık süre içerisinde Dolce yabancının lider alıcı konumunda, yani daha fazla bir alım yapmış olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz haftaya bakacak olursak, geçen hafta 14 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasındaki tabloya bakacak olursak arkadaşlar pek ciddi bir sinyal göremiyoruz. Yani City yabancı 820 bin lot satış yaparken Dolce yabancının 720 bin lot civarında satış alım yaptığını görmekteyiz. 100 bin lot civarında City yabancının satış yönünde önde olduğunu görmekteyiz. Ancak Cuma gününün takasları henüz hafta başında gündeme gelecektir. Onu şu anda bilmiyoruz. Genel anlamda Trakya Cam hususunda yabancıların çok yoğun bir, geçtiğimiz haftayı dikkate almak kaydıyla, endeksin hareketli olduğu bir hafta olarak geçtiğimiz haftayı dikkate aldığımız zaman Trakya Cam üzerinde yabancıların pek de bir etkin bir rolü olmadığını, nötr bir konumda olduklarını söyleyebiliyoruz. Zaten arkadaşlar geçtiğimiz hafta Trakya Cam'da endeksteki çok önemli atağa rağmen sadece %2,5'luk bir
pardon cuma günü itibariyle %2,5'luk bir prim yapabilmiş. Haftalık bazdaki primine baktığımız zaman ise %5,5 civarında bir prim yapmış. Aslında yapmış olduğu prim fena bir prim değil ama yine de yabancının şu anda çok kararlı ve yüksek montanlı bir ilgisinin olduğunu söylemek mümkün değil. Sevgili arkadaşlar, bu hisselerle ilgili olarak söyleyebileceklerim şu an bunlardan ibaret. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum size. Trakya camı incelemedik arkadaşlar. Trakya camın teknik sinyaller konusundaki durumunun ne olduğuna bir bakalım. Evet, Trakya cam değerli arkadaşlar, borsapivot.com sitesinin verilerine göre, evet 7 gün önce arkadaşlar 2.98 seviyesinden olumlu bir sinyal üretmiş ve Trakya cam en yüksek 3.28 seviyesini görmekle %10 civarında ve son kapanış fiyatının 3.24 olduğunu dikkate aldığımız zaman da %8.72'lik bir prime ulaşmış oluşan olumlu sinyal sonrasında. Arkadaşlar, bu sinyal verileri, teknik göstergelerin oluşturmuş olduğu sinyaller ve kaç gündür ne kadar bir prim yaptı veyahut da olumsuz bir sinyal geldikten sonra ne seviyede bir sonuç oldu, bütün istatistik verilerini buradan rahatlıkla bu sitenin bu bölümü aracılığıyla öğrenebilmeniz mümkün olabilmekte. Dolayısıyla teknik analize ilginiz varsa, teknik kriterleri önemsiyorsanız buradan istifade edebilirsiniz. Ama tekrar hatırlatayım arkadaşlar, diğer tüm veri ve analiz sitelerinde olduğu gibi bu sitenin de belli bölümleri ücretlidir. Bu konuyu şimdiden açıklamış olayım. Evet değerli arkadaşlar, analizlerimiz bu hafta için bundan ibaret. Önümüzdeki hafta yine farklı hisselerdeki analizlerimizi devam ettireceğiz. Mümkün olduğu kadar her akşam bir hissenin analizini ayrıntılı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Ve bu konuda da sizler de katılımcı olursanız, sizlerin istemiş olduğu hisseleri, sizlerin daha çok önemsemiş olduğu hisseleri analiz etmek elbette ki daha rentable bir şey olacaktır. Arkadaşlar, tekrar ifade etmek istiyorum. Bu analizlerin hiçbirisi bir yatırım danışmanlığı niteliğinde değildir. Asla olamaz. Sadece bu hisselerin teknik ve takas görünümlerini sizlere arz edebilmek, ne durumda ne konumda oldukları konusunda sizleri bilgilendirebilmektir. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umuyorum ki bu haftada geçtiğimiz hafta gibi güzel bir hafta olsun. Birçok hisse senedi maalesef geçtiğimiz haftaki endeksin rallisinden yeterli olanda nemalanamadı ama inşallah bu hafta geride kalmış olan, pasif kalmış olan hisselere de ilgiler oluşur diye bekliyoruz. Hoşça kalın efendim.